Badel Ayakası sayfa 213, mektup 178 Envar-ı Neşriyat'a göre. Kalemi kerametli Mesud'un ehemmiyetli bir rüyasıdır. Mesud abinin rüyasını anlatmış olduğu mektup. Ali Cenab ve Fazilet Ment Üstadı Muhteremim Efendim Hazretleri. Tulaat olmadıkça siz üstadıma mektup yazmaya muktedir olamıyorum. Çünkü başlıca amalim nurların ikmali olduğundan ve yazdığım esnada bir an evvel bitirmek emeliyle seri bir surette yazdığım için o nurlardan almış olduğum feyzi etraflıca anlatamayacağım için mektup tasdirine cüret edemiyorum. Çok enteresan. Mesut abi Risale-i Nur'ları yazmaktan almış olduğu keyif yüzünden üstada mektup yazmıyor. Yani üstada mektup yazmak mı, Risale-i Nur'ları yazmak mı diye sorsan nefsim üstada mektup yazmayı tercih eder gibi geliyor benim kendi nefsimde ama başlıca amalim, başlıca emelim nurların ikmali olduğundan dolayı diyor. Ben mektup yazamıyorum. Üstad'a böyle bir mektupta cevap vermiş. Çok hoş bir mana. Hüsrev Efendi'nin nezdinden müfarekatı günü bendeniz ziyarete geliyordum. Bedre'nin civarında birbirimize tesadüf ettik. Geri dönmekliğimizi söylediler. Risale-i tesadüf kelimesi geçiyor. Evet, tesadüf kelimesini yalnız bizim tesadüf denk gelme. Fakat bizim bu zamanda kullanılan tesadüf de şu var. Biz tesadüfü hani şans gibi yorumluyoruz. O yüzden tesadüf kelimesi sakıncalı. Yani mesela tesadüf etti, denk geldi manasında. Hani tesadüf yok, tevafuk var diye hemen düzeltiriz ya biz. Yani tesadüf kullanılıyor lisanlılarda ama tesadüfü böyle ilmi muhitin içerisinde bir hani karşılaştırma, denk getirme olarak ifade var. Şimdi bu zamanda nasıl tesadüf? Yani tamamen hiçbir şekilde külli biradenin tasarrufunda olmadan şans gibi yani şuursuz bir mana olarak söyleniyor. O yüzden bunu da dikkate alalım. Geri dönmekliğimizi söylediler. Sabırsızca esbabının neden mümbayis olduğunu sordum. Neticeyi anlattılar. Birlikte köye avdet ettik. Çok müteessir oldum. Üstada herhalde ziyarete gidiyorlar. Hüsrev abi ile beraber Bedre'nin civarında Hüsrev abiye denk geliyorlar. Hüsrev abi de herhalde ziyaret etmeyin. Yani herhalde bir sıkıntılı bir durum var. Edemediklerinden dolayı da Mesut abi üzüntüsünü ifade ediyor ve kalbimin teessürünü teskin için nurları yazmakla meşgul oldum. Kalbimin teessürünü teskin için, sükunet bulması için nurları yazmakla meşgul oldum. Evet şu anda yazma yani belki de eskisi kadar, eski dönemdeki kadar önem arz etmiyor ki yazmak önem arz etmiyor derken yazıyı küçük görmek babında değil. Mesele nurlarla meşgul olmak. Demek ki bizim de böyle kalbimizde vesvese yoğunluğu başladığında böyle çünkü nefis şeytan sürekli üflüyor, ediyor. Sıkıntılı zamanlarımızda hemen nurlara koşmamız lazım. Hemen nurlarla iştigal etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'le iştigal etmemiz lazım. Mesud abi de böyle yapmış. Avdetimizin ikinci gününün gecesi saat 10.30'a kadar yazı ile iştigal ettim. Sahuru yedikten sonra meyushane ve mükedderhane yattım. Gördüm ki zat-ı âlinizle birlikte Medine-i Münevvere'ye gitmişiz. Rüyasında görüyor Mesut abi. Üstad'la beraber Medine'ye gidiyorlar. Harem-i Şerif'in kapısından gelince Makber-i Saadet önümüzde görünüyordu. Makber-i Saadet içinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Babu Selam'a doğru müteveccih idiler. Peygamber Efendimiz Makber-i Saadet. Herhalde kabrinin orada. Babu Selam kapısı vardır Mescid-i Nebevi'de. Peygamber Efendimiz selamlama kapısıdır. Oradan geçersin, selamlarsın, devam edersin. Peygamber Efendimiz'in de yönü o tarafa doğru dönük. Ben derakap koşmak istedim. Birlikte ben sizin bir adım arkanızda olarak vardık. İmamın namazdan fari olduğunda nasıl yüzünü cemaate çevirir? Biz girdiğimiz tarafa doğru zat-ı risalet dönmüşler. Nasıl ki imamlar namaz bittikten sonra cemaate dönerler ya. Sünnettir bu. Rüyasında Mesut abi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş olduğu yerden Üstad'la Mesut abi içeri girince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vecini, yüzünü onlara doğru çevirdiğini söylüyor. Rüyasını anlatıyor. Diz üstüne oturmuşlar. Biz de vardık. Zat-ı âliniz. Hemen bir adım mesafeli olarak diz çöküp oturdunuz. Ben de sizin arkanızda diz çöküp oturdum. Siz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile epey müddet görüştünüz. Üstad Peygamberimizle epey müddet görüşüyor.
Dikkatli veçi saadete nazar ettiğimde alnı veçi mübareki güneş gibi gayet parlak ve sair aksamı buğday rengi reyül ayn müşahede ettim. O esnada mukameleminiz neye müncer olduğunu anlayamadım. Yani ne hakkında konuştuğunuzu anlayamadım diyor. Tefsirini Üstad-ı Ekrem'ime havale ediyorum. Yalnız kasır fikrimle sen ne oluyorsun diye kalbimi teskin edebildim. Yani ben kendim bu noktadaki bir yorum yapacak vaziyette değilim. Bu rüya yorumlayacak vaziyette değilim. Çünkü rüya çok mübarek bir rüya. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Üstad da görüşüyor onun arkasında. Fakat diyor bak bir mana çıkaracak. Üstadım şu zalimlerin İslamiyet'e karşı tecavüzlerini kendi merciine ve şeriat sahibine şikayet etti. Ben bunu anladım diyor yani üstad. O zalimlerin işte bunu 1920'li yıllardaki o zalimleri, onların o özellikle şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam yapmış oldukları tahribatı merciine yani şeriatın sahibine yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ettiğini ifade ediyor. Mesut abi böyle yorumlamış rüyayı.